Enflasyonla mücadeleye destek bir günde iki katına çıktı. Yüzden fazla firma enflasyonla topyekün mücadele kampanyasına katılma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı da stokçu ve fırsatçılara savaş açtı. Bakan Soylu valilere stokçuları denetleyin talimatı verdi. Tüm firmalarımızdan asgari %10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri fikri üzerinde topyekün bir mutabakata vardı. Kampanya için logolar asıldı, %10'luk indirim etiketlere hemen yansıdı. Hükümetin başlattığı enflasyonla topyekün mücadeleye katılan firma sayısı ikinci günde ikiye katladı. Tüm firmaların yapması gerekiyor bence böyle bir indirimi. Kontrolden sonra bayağı bir şey oldu yani, etkisi oldu. Düşüş oldu mu? Tabii tabii. Düşüş oluyor, genel olarak düşüş oluyor. Ama birden olmaz ama hükümetin çabasıyla olacak inşallah. Kampanyaya destek veren zincir marketlerle kamuya ait satış mağazalarında indirim bereketi yaşandı. Alışveriş sepetleri %10 daha ucuza doldu. Şimdi marketteyiz. Bir ailenin alışverişini yapacağız ve sonrasında %10 indirimin bütçemize olan katkısını hep birlikte göreceğiz. Bakalım kasadaki indirim bütçemize ne kadar yansıyacak? Evet, şu anda alışverişimizi yaptık. Tutara bakıyoruz, 125 lira %10 indirimi aldığımızda 12,5 lira bir katkı sağlamış olacak aile bütçemize. Uzun süreli olursa yani devamlı olursa olur ama 1-2 aylık ben okumuştum ya, 2 ay falan diyorlardı. Bunu uzun vadede yaymak lazım. Mücadele iyi bir şey de yani gerçek anlamda düştüğünü hissetmedim daha henüz. Kampanyaya gıda firmalarının yanı sıra diğer mağazalarda dahil oldu. Giyim, ayakkabı, temizlik maddesi satan birçok firma ürünlerinde %10 indirim yaptı. Enflasyonla topyekün mücadeleye destek veren firma sayısı 100'ü geçti. Tekstil ve giyim firmaları da enflasyonla topyekün mücadeleye destek veriyor. İşte bu mağazalarda kapı girişlerinde bu mücadeleyi belirten ilanlarını astılar ve müşterilerine duyuruyorlar. Çok olumlu, son derece olumlu ama yeterli mi? Yeterli olduğu devamı konusunda devamı gelmeli. Mağazadan bu gömleği beğendik. Kasaya gideceğiz. Etiket fiyatı belli. Bakalım indirimli fiyatı bize nasıl yansıyacak bu gömleğin. Bu gömlek sezon fiyatımız 179 lira. Biz enflasyona tepki olarak %20 artı 20 yapıyoruz firma olarak. Sezon fiyatı 179 lira olan gömleğimiz kasaya okuttuğumuz zaman 114 liraya düşüyor. Ayakkabı firmaları da sezon ürünlerini sezon indiriminin yanında ek olarak %10'da enflasyon indirimini yansıtmış durumdalar. Bu elimde görmüş olduğunuz bayan botunun sezon indirimli fiyatı 169 lira artı %10'da enflasyon indirimi geldiğinde fiyatı 152 liraya inmiş durumda. Yani vatandaş için ne kadar indirim olursa o kadar faydalı olur. Yani sonuçta bütçeler gitgide daralıyor ve azalıyor. İndirim uygulanırsa daha rahat eder insanlar. Zaten Türkiye'de zamanlar bir şey falan filan inmeyeceğine göre o yüzden pek de bir şey fark etmez gibi geliyor. Enflasyon mücadelesine bir destek de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Süleyman Soylu valiliklere genelge göndererek stokçu ve fırsatçıların denetlenmesi talimatı verdi.